Merhaba arkadaşlar, bu videoda mortgage'ın yani ipotekli kredinin ne olduğunu anlatacağım sizlere. Gerçi artık birçoğumuz mortgage hakkında genel bir bilgiye sahibiz ancak ben bu bilgiye ek olarak şimdi sayıları gireceğim. Böylece mortgage kredisini öderken aslında ne yaptığınızı, mortgage ödemesinin nelerden oluştuğunu, ne kadarının ana para, ne kadarının faiz olduğunu daha iyi anlayabileceğinizi umuyorum. Şimdi dilerseniz küçük bir örnekle başlayalım. Diyelim ki çok beğendiğim bir ev var. Beğendiğim evde bu olsun ve ben bu evi satın almak istiyorum. Bu evin fiyat etiketinde 500 bin lira yazıyor. Yani evi almak için benim bu kadar parayı gözden çıkartmam lazım. Yani ödemem gerekiyor. Bu da evin sahibi, bıyıklı mıyıklı bir abimiz olsun. Yani evi bu adam satıyor, ben de satın almak istiyorum. Bakın ben buyum ve 125 bin lira biriktirmeyi başarmışım. Şimdi 125 bin lira biriktirmişim ancak bu evde yaşamak istiyorum. Peki bu durumda ne yapıyorum? Tabii ki bir bankaya gidiyorum. Bankamızın rengi de güzel olsun ve gördüğünüz gibi bu da bankamız işte. Ve diyorum ki banka bey ben bu evi satın almak istiyorum. Paranın üstünü bir zahmetsiz tamamlayın diyorum. Paranın üstü dediğim 375 bin lira. Ben toplam paranın yüzde 25'ini koyuyorum. Bu meblağ 500 bin liranın yüzde 25'i yapıyor. Yani bankaya diyorum ki parayı tamamlamak için kredi çekmek istiyorum. Bana 375 bin lira borç verir misiniz diyorum. Bankada diyor ki tabii ki iyi bir arkadaşa benziyorsun. İşin de güzel, kredi notun yüksek, istediğin krediyi veririm diyor. Ancak krediyi ödediğin süre boyunca o ev senin üzerine olmayacak, bizim üzerimize olacak ve borcunun tamamını ödediğin zaman evi senin üzerine yapacağız diyor. Şimdi bakalım ne oluyor burada? Ben krediyi alıyorum yani 375 bin lirayı alıyorum. Bu gördüğünüz 375 bin liralık bir kredi. Sonra ne yapıyorum? Gidip bir ev satın alıyorum. Yani 500 bin liranın tamamını evi satan o bıyıklı abimize götürüp veriyorum ve eve taşınıyorum. Şimdi ne yapacağım? Kendim yaşayacağım içinde de. Öyle varsayıyoruz. Ancak evin tapusu yani evin kime ait olduğunu gösteren belge bu tapu senedi olsun. Tapu senedi de bu olsun. Evet evin tapusu bu. Bu tapu bana verilmiyor. Yani bankaya veriliyor. Tapu senedi satıcıdan ki bu satıcı bankanın kendisi de olabilir ya da morgıç borçlarını ödeyemeyen biri evi bankaya bırakmış olabilir. Satıcı tapuyu kredi aldığım bankaya veriyor. Kredi güvence altına almak için yapılan bu tapu devri krediyi güvence altına almaktan da kastım şu arkadaşlar. Borcumu ödememe veya kaçıp gitme ihtimalime karşı bankaya bir şey vermem gerekiyor. Çünkü banka ancak bu şekilde kendini garanti altına alabiliyor. Şimdi benim bir şeyi ipotek ettirmem lazım yani. Buradaki ipotek de bu işte. Teknik olarak mortgage veya ipotekli kredi diye buna deniyor. Mortgage demek arkadaşlar, tapunun kredi güvencesi olarak ipotek edilmesidir. Fransızcadan gelen eski bir tabirdir bu. Mort, mor, ölü demek. Gage da ipotek, rehin anlamına geliyor. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim ancak ölen ipotek anlamına geldiğini biliyorum. Çünkü mesela evi şimdi ipotek ettiriyorum ama borcumu ödediğimde bu ipotek ölecek. Yani ne olacak? Kalkacak. Yani ne olacak arkadaşlar özetlersek eğer borcumu ödediğim zaman bankanın tapu ipoteği ölecek ve tapu bana geçecek. O yüzden buna ölen ipotek ya da mortgage deniyor. İngilizceden değil Fransızcadan geldiği için de mortgage diye değil arkadaşlar mortgage diye telaffuz ediliyor. Her neyse bu işin etimolojisiydi. İnsanlar mortgage dediklerinde aslında kredinin kendisini kastediyorlar yani morgıç kredisini kastediyorlar. Videonun bundan sonraki kısmında hazırladığım bir elektronik tablonun küçük bir ekran görüntüsü. Üzerinde morgıç ödemenizin ne olacağını göstereceğim. Bu elektronik tabloyu kanakademi.org sayfasından da ulaşıp indirebilirsiniz arkadaşlar. Orijinal sitenin downloads kısmında yani siteyi açıp downloads olarak aratabilirsiniz. Orada bir sürü dosya göreceksiniz. Mortgage calculator dosyası olarak bulup indirin arkadaşlar. Microsoft Office 2007 formatında olacak. Yani bu adrese girdiğinizde bir sürü dosya göreceksiniz. Eğer incelemek istiyorsanız bu dosyayı indirebilirsiniz. Arkadaşlar kahverengi hücrelere farklı veriler girilebilir. Elektronik tablo bozulmadan bu hücrelerin değerlerini değiştirebilirsiniz. Bakın ben faiz oranının %5,5 olduğunu varsaymışım. Şimdi 500 bin lira değerinde bir ev satın alıyorum. %25 peşinat ödüyorum. Yani bu biriktirdiğim 125 bin liraya tekabül ediyor. Hatırlarsanız yukarıda da bahsetmiştik bundan kredi tutarıysa onu oluyor. 125 bin lira bende var, 375 bin lira da kredi çekiyorum. Şimdi tablo bunu otomatik olarak hesaplıyorum ve unutmayalım, bu kredi sabit faizli bir kredi. Vadesi de 30 yıl. Yani bu krediyi ben 30 yıl boyunca ödeyeceğim, tabi ömrüm yetersi. Ve ne olacak? 30 yıl boyunca faiz oranı hep sabit kalacak. Yani sabit faizli kredi diyoruz. Faiz oranı değişmiyor. Şimdi bundan da biraz bahsedeceğim. Çektiğim krediye karşılık ödediğim %5,5'lik faiz oranı 30 yıl boyunca hiç değişmiyor. Ancak göreceğiz ki borcum aynı kalmıyor. Ödedikçe azalıyor. Buradaki vergi oranı da vergiden düşülen faizin sağlayacağı vergi tasarrufunu gösteriyor. Birazdan bundan da bahsedeceğim ancak şimdilik boş verin. Elektronik tabloyu açarsanız ve kahverengi olmayan hücreleri kurcalamazsanız gayet iyi olur. Bunlar zaten otomatik olarak hesaplanıyor. Mesela buradaki aylık faiz oranı. Yani yıllık faiz oranı olan %5,5'in 12'ye bölümü. Ve mortgage kredilerinin çoğu aylık olarak birleştirilir. Yani her ayın sonunda ne kadar borcunuz kaldığına bakarlar ve o ay için kalan borç üzerinden faizlendirme yaparlar. Şimdi herhalde genel bir bilgiye sahip olduk. Peki, perde arkasında işin bir de matematiği var. Nedir bu? Gerçek mortgage ödemesinin nasıl hesaplandığını ilerleyen videolarda anlatacağım sizlere. Bayağı ilginç bir problemdir. Şimdi 500 bin liralık bir kredi, pardon 500 bin liralık bir ev için 375 bin lira kredi çekiyorum. 30 yıl boyunca %5,5 faiz oranıyla geri ödeyeceğim bunu. Morguç'e yaklaşık 2.100 lira ödemiş olacağım. Arkadaşlar bu aşamada birkaç yeni kelimeyle karşılaşabilirsiniz. Diğer videolardan birinde bahsetmiştik. Burada bir varlık söz konusu. Bu varlık nedir? Bir ev. Değerin 500 bin lira olduğunu varsayıyoruz. Nedir bu? Bir varlıktır. Varlık diyorum çünkü vadeli bir fayda sağlıyor. O vadeli fayda da içinde yaşayabilecek olma. Bu varlığa karşılık olarak üstlendiğim yükümlülük morgıç borç. Yani bu 375 bin liralık bir yükümlülük. 375 bin liralık bir borç veya bir diğer adıyla kredi. Şimdi bu bizim bilançomuz olsaydı, yani tüm varlığımız bu, tüm borcumuz da bu olsaydı ve borcu kapatmak için varlıklarımızı satacak olsaydık ne olurdu? Diyelim ki evi satıyoruz, ne yaparız bu durumda? Evi sattığımız için tapuyu bankadan alır, evin yeni sahibine verir, bankaya olan borcumuzu da öderiz, öyle değil mi? Tabii ki sıralama böyle değil arkadaşlar, ancak teknik ayrıntıya girmeyelim şimdi. Bu işlemleri yapar yapmaz geriye sararsak eğer 500 bin liralık bir evimizi satarız ve 375 bin liralık borcumuzu kapatırız, cebimizde de 125 bin lira kalır. Yani ödediğimiz peşinatın ta kendisi. Bu bizim öz sermayemiz oluyor. Bunu neden vurguluyorum size? Bu videoda evin fiyatının artmasına veya azalmasına dair herhangi bir varsayımda bulunmayacağım. Yani evin fiyatını ne yapacağız? Sabit kabul edeceğiz. Dilerseniz arkadaşlar siz sabit kabul etmeyip elektronik tabloyu kullanarak birkaç durum deneyebilirsiniz. Bu bilanço modelinden bahsediyorum. Çünkü borcumuzu ödedikçe ne oluyor? Bu sayı küçülüyor ve bu sayı küçüldükçe de Mesela bir noktada 300 bin liraya kadar küçülmüş olsun Öz sermayem ne olacak? Büyüyecektir Yani öz sermayeyi evin borcunu ödedikten sonra sahip olduğumuz değer olarak düşünebiliriz Peki Diyelim ki evi satıp borcu kapatırsak ne kadar paramız kalır? Evin teşkil ettiği servet işte budur arkadaşlar Yani sahip olduğunuz şey bu Evet evin teşkil ettiği servet. Şimdi bir grafik hazırladım ama grafiğe geçmeden önce grafikteki değerleri nasıl hesapladığımı size göstermek istiyorum. 30 yıl boyunca her ay ödeyeceğim miktarları listeledim. Yani gerçek tablo aslında 360 satırdan oluşuyor. İndirip bakarsanız görürsünüz arkadaşlar. Şimdi size yaptığımı göstereyim. 0. ayda ki burada listelemedim 375 bin lira borç alıyorum o ilk ay boyunca benden %0,46 faiz alıyorlar Hatırlayın arkadaşlar bu %5,5'in 12'ye bölümüydü 375 bin liranın %0,46 oranlı faizi 1718,75 liraya denk geliyor daha herhangi bir morgıç ödemesi de yapmadım. 375 bin lira kredi çektim ve ilk aydan bu paranın üzerine böyle bir faiz bindi. Yani tahakkuk etti. Bunun anlamı şudur arkadaşlar, henüz hiç ödeme yapmamışken bile ilk ayın sonunda 375 bin lira değil, 376,718 lira borçluyum. Şimdi, ben İyi bir insanım. Borcun üstüne yatacak değilim elbette. O yüzden burada hesapladığım ilk morguç ödememi yapıyorum. Şimdi bakalım bu ilk ödemeyi yaptıktan sonraki kredi bakiyem ne oluyor? Ödemeden önceki kredi bakiyem buydu. Ödemeyi bundan çıkartınca ödemeden sonraki kredi bakiyeme ulaşıyorum. Şimdi sonuna yıldız koyduğum bu sütun arkadaşlar öz sermaye sütunudur. Hatırlayın, 125 bin lira öz sermaye ile başlamıştım. İlk ödemeyi yaptıktan sonra öz sermayem 124.410 lira oldu. Yani öz sermayem 410 lira arttı. Şimdi şöyle dediğinizi duyar gibi oluyorum. Nereye arttı? Az önce 2 bin lira ödedin ya. Evet, yaklaşık 2 bin liralık bir ödeme yaptım ama öz sermayem sadece 410 lira artmış oldu. Bu borcun 2.000 bin lira azalması, öz sermayemin ise 2 bin lira artması gerekmiyor muydu sorusu geliyor hemen akla. Cevabını veriyorum, tabii ki hayır. Çünkü faizin tamamını ödemek zorundayım. Yani o faiz ödenecek arkadaşlar, bundan kaçış yok ve başlangıçta yaptığım 2 bin liralık ödemenin büyük kısmı zaten faizdi. Sadece o paranın 410 liralık kısmı ana paraya gitmiş oldu. Şimdi kredi bakiyem düştükçe ödediğim faiz de düşüyor haliyle ve her ödemede arkadaşlar ana paraya ait kısım artıyor, faiz kısmı ise azalıyor. Mesela bir sonraki satırda tahakkuk eden faizi hesaplamak için geçen ayın sonundaki kredi bakiyemi %0,46 ile çarpıyorum. Böylece o ay ödeyeceğim faizi buluyorum. Yani bu benim yeni ön ödeme bakiyem. Bir morgaç borcu daha ödediğimde, yeni kredi bakiyem bu şekilde oluyor Bakın, daha ikinci aydan ana para kısmı 2 lira artmış Faiz kısmı ise 2 lira azalmış 360 aylık süre zarfında bunun gerçek ve önemli bir fark yaratacağını göreceksiniz Yani yandaki grafik de bize bunu anlatıyor Bu bizim morgaç ödememizin faiz ve ana para grafiğidir Bu gördüğünüz yüksekliğin tamamı Biraz aşağı indireyim şunu. Bu aylık ödeme miktarı yani bu yükseklik bize morgaç ödememizi ifade ediyor. Aylık 2129 lira. Şimdi ilk ayda ödediğim 2100 liranın sadece 400 lirasının bakın burası 400 liraya ana paraya yani çektiğim gerçek kredi miktarına ait olduğunu söylemiştik. Geri kalanı ne oluyordu? Faize gidiyordu. Yani o ayki faize gidiyor. Yani şöyle toparlarsak eğer, paranın büyük kısmı o aya ait faiz ödemesine gidiyor. Ancak kredi borçlarını ödedikçe, kredi bakiyem azaldıkça ödemelerin daha küçük bir kısmı faize, bunu daha güzel bir renkle göstereyim. Mesela buraya geldiğimizde yani 198 ay sonra ödediğim 2100 liranın daha büyük bir kısmı ana paraya gidiyor. Bu miktar 360. aya kadar artmaya devam ediyor. Bunu da elektronik tabloda görebilirsiniz. 360 ayda yaptığım ödemenin tamamı ana paranın ödemesidir. Faize giden kısım ya çok düşük ya da hiç yok. Şimdi bu videoda arkadaşlar bahsetmek istediğim son şey de şudur. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Faizin vergiden düşürülmesi konusuna değineceğim. Bu uygulama Türkiye'de yok ancak madem mortgage ile ilgili her şeyi öğreniyoruz, o halde Amerika ve benzeri ülkelerde bulunan bu uygulamayı da anlatayım. En azından bilginiz olsun. Finansman planlamacısı ve emlak komisyoncularının sık sık şöyle dediğini duyabilirsiniz. Bu evi satın alırsanız vergi avantajından faydalanabilirsiniz. Gerçekten de öyledir. Ödediğiniz faiz vergiden düşülmektedir. Ancak sadece faiz yani ödemenin tamamı değil. Ne oluyor peki? Ödediğiniz faiz verginizden düşülür. Düşülür ne demek? Onu da bir netleştirelim ama önce faiz neydi? Onu bir hatırlayalım. Şimdi 30 yıl boyunca her ay 2100 lira ödüyorum. Tam olarak 2129 lira 29 kuruş. Başlangıçta bu paranın büyük kısmı faizden oluşuyor. İlk ay bu meblağın 1700 lirasını faiz oluşturuyor. İşte bu 1700 lira vergiden düşülüyor. Aylar birbirini kovaladıkça mortgage ödemenin vergiden düşülebilen miktarı azalıyor giderek. Buralara geldiğimde yani borcumu kapatıp tapuyu almama yakın vergiden düşülen miktar artık çok çok küçük. Vergiden düşülebilen miktar ne demektir? Bunun çok net anlaşılması lazım Çünkü bence sıklıkla yanlış anlaşılan bir kavramdır bu Şimdi diyelim ki bir yıl boyunca kafadan bir sayı atıyorum şimdi Diyelim ki birinci yıl yaptığım ödemelerin 10.000 lirası faize gidiyoruz yani Yani 10.000 lira faiz ödüyorum Unutmayın ödediğim toplam miktar bundan daha yüksek çünkü ana paranın bir kısmını ödüyorum ve toplam ödemenin 10 bin lirası faize gidiyor ama ondan önce diyelim ki ben yılda 100 bin lira kazanıyorum. Şimdi krediyi bir kenara bırakalım ve yılda 100 bin lira kazandığıma odaklanalım ve bu 100 bin liranın %35'ini vergi olarak ne yapıyorum devlete ödüyorum. Vergi yapısına, farklı vergi aralıklarına falan girmeyeceğim arkadaşlar. Eğer bu mortgage kredisini almasaydım, bu paranın yüzde 35'ini ne yapacaktım? Vergi olarak ödeyecektim zaten. Bunun da anlamı yılda 35 bin lira vergi ödüyorum. Bu tabii ki tahmini bir meblağ. Şimdi bu 10 bin lira vergiden düşülüyor demek, faiz vergiden düşülüyor demek, faiz normalde ödemem gereken 35 bin liradan düşülüyor demek değil. Yani ödeyeceğim vergi 25 bin liraya düşmüyor. Faizin vergiden düşülmesi demek bu miktarın gelirimden düşülmesi demektir. Yani maliyeye bu yıl kazandığım miktarı açıklarken 100 bin lira kazandım demek yerine 90 bin lira kazandım diyorum. Çünkü biliyorum ki bu miktar doğrudan vergimden düşülmese de gelirimden düşüldü. Şimdi kazandığım para 90 bin lira olduğuna göre vergi hesabını aşırı derecede bu arada basitleştirerek anlatıyorum arkadaşlar. Evet şimdi ödemem gereken vergi 90 bin liranın %35'i. Evet hesap makinemizi çıkartalım. Ah şu virgüller noktalar dikkat edin sayılardaki virgüller ve noktaların Türkiye'deki kullanımı ile evrensel kullanımı farklı olduğundan hesap makinesine girerken 0,35'i 0,35 olarak yazacağım. Daha önceki videolarda da bahsetmiştik ancak tekrar altını çizmekte fayda var. Evrensel kullanımla Türkiye'deki kullanım birbirinin tam tersi. Şimdi kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra sorumuza dönelim. Evet, yazıyoruz. 90 çarpı 0.35 eşittir. 31.500 demek ki ödeyeceğim vergi 31.500 liraymış. Demek ki vergiden düşülen 10.000 lira faiz 3.500 lira tasarruf etmemi sağlıyor. Yani benim tasarrufum aslında 10.000 lira değilmiş. Şöyle de düşünebiliriz 10.000 lira faiz ödüyorsam ve vergi oranı %35 ise tasarrufum ödediğim faizin yüzde 35'ine eşit. Bu vergiden düşmek dendiğinde kastedilen şeydir. Faiz maliyeye bildirilen gelirden düşüyor aslında. Doğrudan vergiden düşülen şey vergi indirimidir. Yani doğrudan ödediğiniz vergi miktarından düşülen şeylere ne denir? Vergi indirimi denir. Evet vergi indirimi diyoruz buna. Ancak faizin vergiden düşürülmesi aslında gelirinizden düşülmesi anlamına geliyor. Şimdi her ay ne kadar bir faiz gelirimden düşülmüş bu elektronik tablo üzerinde sizlere göstermek istiyorum. Mesela birinci ay. 2100 liralık morgıç ödememin 1700 lirası faize gitmiş. Bunun %35'i ki %35 tamamen bir varsayım. 1700 liranın %35'i 600 eder. Demek ki o ay vergiden 600 lira tasarruf etmişim. İlk bir yılın sonunda vergi tasarrufum toplam 7000 lira civarında. Bu gerçekten az bir para değil. Evet, işte böyle arkadaşlar. Umarım bu bilgiler işinize yarar. İsterseniz bu elektronik tabloyu indirip yaptığım varsayımları değiştirerek farklı durumları inceleyebilirsiniz. Ancak konuya tam hakim değilseniz sadece kahverengi hücrelerdeki değerleri değiştirmeniz yeterli. Bu grafiğin farklı faiz oranlarına, kredi tutarlarına, peşinatlarına, vadelere ve farklı vergi oranlarına göre nasıl değiştiğini göreceksiniz. Bu elektronik tabloda birçok farklı sabit morgıç durumunu deneyebilirsiniz. Bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.